Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. KPSS İktisat soru çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, ve en son 24. Ee, sorumuzu tamamlamıştık. Ee, bu videomuzda geri kalan 25'ten başlayarak 28 ile dahil olmak üzere 4 sorumuzu cevaplandıracağız. Ardından diğer sorulara doğru geçiş yapacağız. O zaman hemen 25'te başlayalım. Bir bankacılık sisteminde bankaya yatırılan mevduatların tamamı kredi olarak dağıtılmaktadır. Buna göre kaydi para çarpanının alacağı değer aşağı yukarıda hangisidir? Şimdi kaydi para sistemi soyut para, banka parası ya da mevduat parası olarak da geçiyor isimleri ve sistem şöyle çalışıyor arkadaşlar. Hemen şöyle şekille hani bir durum üzerinden anlatayım. Mesela bu mevduat sahibi olan ki mevduat sahibine biz mudi diyoruz. Burası arkadaşlar bir ticari banka ve burada buradaki şahısta da kredi çekmek isteyen bir birey olsun. Ve burada da arkadaşlar bir merkez bankası var. Merkez bankası bankaların babası. Şimdi atıyorum bu mevduat sahibi buraya 100 lira yatırdığında eğer zorunlu rezerv oranı %10 olduğunda öyle varsayarsak zorunlu rezerv banka yatırılan paranın bir kısmını oran kadarlık kısmının merkez bankasına yatırılmasını emreder. Zorunludur. Tüm bankaları bağlar. 100 liranın %10'u ne yapar? 10 lira yapar. Merkez bankasına 10 lira verilecektir. Ve 100 liranın 10 lirası merkez bankasına yatırıldığı için kredi çekmek isteyen insana da 90 lira verilecektir. Sistem bu şekilde kendini azaltıncaya kadar devam eder. Atıyorum 90 tekrardan yatırıldığında %10'u 9 lirası ayrılır. E, 81 lira kredi verilir. Yani burası sıfır oluncaya kadar ki olan süreçte yaratılan tüm paraya biz arkadaşlar kaydi para diyoruz. Tabi kredi çekenin tekrardan banka yatırılıp Ondan sonra ondan mevduat yaratması da e, işlemi soyut olarak yapıldığında ifade eder. Yani gerçek hayatta e, ticari bankadan bir kredi çektiğiniz zaman tekrardan bankaya yatırmıyorsunuz. Peki e, bu noktada diyor ki banka yatırılan mevduatların tamamı kredi olarak dağıtılmakta. Yani 100 liralık mevduatın tamamı veriliyorsa o zaman zorunlu rezerv. Zorunlu rezerv %10 değildir, %0'dır. Çünkü karşılığında Merkez Bankası'na ayrılacak bir para yoktur. Ve 100 lira sonsuza kadar devam eden bir sirkülasyon sahiptir. Yani bu sefer sıfırlanıncaya kadar bir işlem yapılmayacaktır. 100 lira veriliyor bankaya, yatırılıyor mevduat sahibi tarafından. Hiç ayrılmadan yine kredi çekene 100 lira olarak veriliyor. O 100 lira olan yine bankaya yatırırsa yine 100 lira olarak verilecek. Yani Buradan şunu anlayabiliriz formül kapsamında. KD para eşittir KD para çarpanı ve ilk mevduatlar yatırılan ilk mevduatlar. Burada KD para çarpanın formülü 1 bölü RDD'dir. Ve bu örneğimizde yatırılan mevduatların tamamı kredi olarak verildiği için zorunlu rezerv oranı da 0 olarak alabiliriz. Ve %0 olması en düşük seviyeye inmesi anlamına gelir. Hani 1 bölü 0 olarak düşünmeyin bunu. Bu da kaydıyı para çarpın alacağı değerin sonsuz olacağı anlamına gelir. Çünkü yatırılan paranın tamamı kredi sahiplerine veriliyor. Ve bu sirkülasyon hiç bitmiyor. Azalan bir para yok. Ama %10 olduğu zaman 90, tekrardan yatırdık 81 sıfırlanıyordu. Ama burada sıfırlama işlemi olmadığı için sonsuz derecede kaydı para yaratılır ve bu da kaydı para çarpanının yani 1 bölü RDD'nin sonsuz olduğunu bize gösterir ve 25. sorunun doğru cevabı buradan Ceyhan olur. Klasik para kuramı ile ilgili olarak verilen bilgiler şu şekildedir. Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? İlk önce soruyu okudum. Bakalım doğru olanları bulalım. Şimdi klasikler ee, biliyorsunuz tam rekabeti savunurlar, tam istihdam vardır, ücreti fiyatlar esnektir. Ve klasiklerde reel para talebi yani şuraya yazayım. MD bölü P sadece ve sadece reel gelire bağlıdır. Fiyatların ve faizin bir etkisi yoktur. Zaten klasiklerde para talebi sadece işlem amaçlıdır. Para talebinin faize duyarlılığı sıfırdır. LM'nin bu dik olduğunu gösterir. LM para piyasası eğrisidir. Makroda anlatmıştık. Ve LM'yi dik konumda çiziyorduk. LM'nin dik olması H. Yani para talebinin faiz uyarlığının sıfır olduğunu gösterir. Diyebiliriz. Aynı zamanda klasiklerde şu koşul var. Miktar teoremi. M çarpı V, P çarpı Y. Klasiklerde dolaşımızı sabit ve ekonomide tam istan var ve bu şartlar altında piyasaya ne kadar para arzı sürülürse fiyatlar gelen seviyesi de o kadar artar. Paranın miktar teorisi hakkında da bilgiler içeriyordu. Şimdi bakalım. Para talebinin faiz destekliği 1'e eşittir demiş. Hayır. Para talebinin faiz destekliği arkadaşlar 0'dır. Çünkü LM dik konumdadır. Bu yüzden bu gitti yani yanlış. 1'e eşit değil 0'a eşit. Para talebinin gelir esnekliği 0 eşittir demiş arkadaşlar. Hayır. Para talebinin gelir esnekliği 1'e eşittir. Çünkü para talebi sadece real para talebi gelire bağlı. Ve gelir ne kadar artıyorsa para talebi de o kadar artar. Ve buradan etkisiz olduğunu ima ediyor 2 numaralı öncü. Etkisi vardır ve birebir etkilidir. Ve 3 numarada yer alan öncüldü ise arkadaşlar dolaşım hızının yani bir TL'nin ortalama el değiştirme hızının sabit olduğunu söylemiş klasiklerde. Zaten miktar teorisinde B kas sayısının üstünün çizgili gösterip bunu da ifade etmiştik. Tek doğru şık var o da 3 numara bu yüzden doğru cevap bursa o olur. Bir tahvil piyasasını oluşturan etmenlerden biri olan tahvil talebi. Aşağıdaki faktörlerden hangisine bağlı olarak değişim göstermez? Arkadaşlar tahvil talebi demek ne demektir? Önce oradan başlayalım. Kitaplarda tahvil talebini BD ile gösteriyoruz. Bond demand. Ve tahvil talebi kimlerdir? Borç verenlerdir. Yani belli bir faiz oranı üzerinden karşı tarafa borç vermek isteyen tarafı ifade eder. Bu borç vermek isteyen parayı verir, karşına tahvil alır. Bu almasına da tahvil talebi deriz. Ve tahvil talebini çizecek olursak, biliyorsunuz faizlerle tahvil fiyatı ters çalışıyor. Tahvil talep eğrisi dikey eksende faiz olmak şartıyla pozitif eğime sahiptir. Neden? Çünkü faizler arttıkça tahvil talep etmek isteyen çok olur. Yani borç vermek isteyen çok olur. Çünkü faizlerin artması demek tahvil fiyatlarının da azalması anlamına gelir. Yani ucuza alıp pahalıya satma iması vardır burada arkadaşlar faizlerin artmasında. Bu da zaten borç verenin işine gelir. Peki borç veren acaba nelere bakarak borç verir? Mesela şu çok önemli. Ee, bunlardan ilki servet servet arttıkça e, tahvil talebi artar nasıl çalışır aynı yönlü ondan sonra dikili de akışkanlık acaba aldığım kağıt parçasını tekrardan tahvile e, paraya çevirebilecek miyim eğer dikili de artarsa o zaman tahvil talebi artar yine arkadaşlar e, bu noktada risk düzeyi Risklilik artıyorsa tahvil talebi azalır. Ama risk primi veriliyorsa bu açık yani riskin dozajı verilen fazla faiz de kapatılıyorsa o zaman tahvil talebiniz artar. Risk ama ayrı yani bir daha aldığınız tahvilin paraya dönüştürülememesi demektir. Bu risktir, ters etkiler. Peki konjonktür? Konjonktürün genişleme aşaması varsa o zaman Ekonomide risk yok, tahvil talebi artar. Peki beklenen enflasyon, beklenen enflasyon varsa ileride enflasyon fırtınası gelecek demektir. Verdiğim borç paranın anlamı azalır. Bu yüzden ben de onu yani borç veren olarak ondan daha az yararlanmış olurum. Yani borcumun değeri azalacağı için, yani verdiğim paranın değeri azalacağı için bu yüzden bekleyen enflasyon arttığında tahvil talebi azalır. Yani bekleyen enflasyon durumunda borç alan, kar, borç alan kişi tarafından karlılık vardır. Ama borç veren açısından karlılık yoktur zarar vardır. Bu yüzden de borç para vermek istemezsiniz. Dolayısıyla bekleyen enflasyon tahvil talebini etkiler, konjonktürel değişimler, likide, servet ama kamu borçlanma gereği tahvil arzını etkiler. Eğer devlet kamu borcu varsa bunu kapatabilmek için tahvil çıkarır. Arz eder. O kağıt parçasını verip değil mi? karşına para almak ister. Bu yüzden D şıkkı tahvil arzıyla alakalı iken A, B, C, E tahvil talebiyle ilgisi vardır. Bu yüzden 27. sorunun doğru cevabı Denizli olur. Peki 28'e geldik. Ekonomilerde faizlerin Vade yapısı ve getiri eğrisi arasındaki ilişkiyi açıklamakta yararlanılan vade tercih hipotezine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye bir soru sormuşuz arkadaşlar. Şimdi bu vade tercih hipotezinde dikkat etmemiz gereken unsurlar şunlar. E i̇nsanlar bir varlık alırlarken, bir menkul kıymet alırlarken e, vade tercihinde bulunurlar, yani kısa vadeli ya da uzun vadeli. Ancak uzun vadeyi pek tercih etmeyebilirler. Yani vadeler arasında aslında ikame vardır, ama bu ikame ilişkisinin zayıf olduğundan bahsedebiliriz. Yani kısa vadeli tahvillerle uzun vadeli tahviller arasında. Çünkü uzun vadeli risk büyüktür. Sen milletin uzun vadeli tahvili borçlanma araçlarının seçmesini istersen o zaman bir risk primi ödemek zorundasındır. Bu da vade tercihi hipotezinin en temel etmenlerinden biridir. Ben şimdi hemen bunu bir getiri eğrisi de açıklayacak olursam. Bakın yatay eksende vade var. Dikey eksende i var faiz. E, ve bu getiri eğrisi olacak. Mesela buraya kısa vade diyorum. Şuraya da uzun vade diyorum ve vade tercihine göre bizim getiri eğrimiz her zaman pozitiftir. Bu ne demek? İnsanlar risklilik algısına göre değerlendirirken uzun vadeyi almak istemezler. Ancak sen bir risk primi verirsen, daha yüksek faiz verirsen o zaman insanlar kısa vadeden uzun vadeye doğru kayma gösterirler. Bu da kısa vadede faizlerin düşük, uzun vadede ise faizlerin yüksek olmasından yola çıkılarak getiri eğrimizin pozitif eğimli olmasına neden olur. Yani vade tercih hipotezinde getiri eğrimizin eğiminin pozitif eğimli olduğunu söylememiz gerekir arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Aşağıdan başlayalım. Farklı vadelerdeki tahviller için ikame eşkisi zayıftır. Evet. Neden? Çünkü uzun vadede risk daha fazladır. Kısa vadede risk daha azdır. Bu yüzden kısa vade daha fazla tercih edilir. Uzun vadeli tahvillerin tercih edilmesi için risk primi ödenir. Bu da uzun vadedeki faizin kısa vadeye göre daha yüksek bir getiriye sahip olduğu anlamını taşır. Farklı vadelerdeki tahviller arasında ikame ilişkisi vardır ama zayıftır. Atıyorum uzun vadeyle kısa vadeye geçebilirsin. Mesela sen kısa vadedeyken bir anda dedikler ki uzun vadeyi tercih etmiyorsun sana 3 ee, aylık ondan sonra tahvil için işte %5 değil de %25 veriyoruz. Sen de tercihini uzun vadeden yana kullanabilirsin. Bu nedenle bu ilişkilerden dolayı C, D, E şıklarından dolayı bizim getiri eğrimiz pozitif eğimli olur. Ancak bize yanlış olanı soruyor. Negatif getiri eğrisi demiş. Hayır. Negatif getiri eğrisi şunu anlatır arkadaşlar. Bakın çiziyorum. Şöyle. Buraya vade, buraya faiz diyeyim. Şöyle diyeyim kısa vadede faizlerin daha yüksek, uzun vadede de faizlerin daha düşük olmasını anlatır. Böylelikle uzun vadeyi kimse zaten tercih etmez. Hem uzun vadede belirsizlik vardır, bir de daha düşük faiz elde edeceğim. Bu yüzden vade tercih hipotezinin bu A açıklamaz. Bu yüzden de hatalı olur. Ve cevapta 28'in sorunun doğru cevabı da Adana olur. Evet 4 sorumuzun Çözümü bu şekildeydi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çalışmanızda başarılar dilerim.